Merhaba arkadaşlar, size son dönemde gördüğüm bir trendi anlatacağım. Hem kendi arkadaş çevremde bunu gözlemliyorum, duyuyorum yani. Ee, hem de biraz Alman medyasında da buna benzer bir şeyler yazılmış. Dün akşam da bir Alman arkadaşla çıktım, o da benzer konuyu çınlatınca, hadi dedim doğru iki dakika videosunu çekeyim, bir şeyler söyleyeyim. Şimdi son dönemde çok hızlı bir göç olmuştu buraya hatırlarsınız, tam korona öncesi. Korona'da pandemide biraz durdu. Artık zaten millet biliyorsunuz çok Türkiye'den falan çıkamıyor. Yani o inanılmaz hızlı göç dalgası da zaten durdu şu an. En azından Berlin'de biz ben öyle gözlemliyorum yani. Şimdi tabii geçen senelerde çok fazla insanla tanışmıştım ben hani YouTube aracılığıyla işte Türkiye'den okumaya gelen, zamanda okumaya gelmiş, ondan sonra iş bulmuş, kalmış veya direkt işini bulmuş, sonra eşini getirmiş falan filan her türlü var resim var sonuçta. Ee, eskiden daha çok şöyle bir şey gözlemliyordum. <laughs> Kimse Almanya'ya toz kondurmuyordu öyle söyleyeyim. Ya abi biz geldik burada yaparız, kalırız. Bir de pasaportu aldık mı? Süresiz oturumu da aldık mı? İşte kralız, şöyle böyle. işte çocuk şurada okula gider, okullar burada şöyle iyi bir şöyle bilmem ne falan filan. Biraz olayın oradan daha başka noktaya evrildiğini görmeye başladım arkadaşlar. Örnek artık o trend dediğim <laughs> olay şuna dönmüş. Çevremde bütün arkadaşlarımdan duydum. Abi vatandaşlığı alayım buradan gidiyorum. <laughs> Nereye gidiyorsun bilmiyorum abi. Gidiyorum vatandaşlığı alıyorum gidiyorum. Genelde bu alıp gideceğim muhabbetlerinde de Şeyi görüyorum e, tabii ki kimisi daha fazla para kazanmak istiyor ve şey diyorlar yani bizim firmada en yüksek parayı zaten ben alıyormuşum şefle görüştüm daha yükselmem maaş anlamında işte mümkün değil belki abi giderim Dubai'de 5 sene 6-7 sene falan neyse sıkarım ondan sonra yine buraya gelirim. Ya da işte kimse gidebilirsem Amerika'ya gideceğim. Çünkü burada yine para kazanamıyor falan. Yani bir böyle para fokusu var. Burada Almanya'da insanlar istediği maaşı alamıyorlar. Alamayacaklarını çok geç anlıyorlar. Bir de e, işte sosyal yaşam biliyorsunuz zaten malum. Dışarıdan göç edenler için. Yani burada okula falan gitmediyseniz veya işte sistem, sistem içinde büyümediyseniz sonradan gelip dahil olmak zaten sosyal anlamda çok zor. Hani yıllarca söyledim de. İnsanlar sen kendi depresyondasın o yüzden böyle öyledir böyledir deyip bana inanmıyorlardı. Ne zaman geldiler kendileri göçtüler ettiler buraya aradan bir böyle 5 sene 6 sene geçti. Abi baktılar için istedikleri Türkiye'de yaratan hani sahip oldukları sosyal hayat burada yok. Şimdi işte kimisi de bu sosyal hayat seyinden dolayı burayı terk etmek istiyor. Orada da plan yine aynı. Vatandaşlığımı süresiz oturumu alayım gideyim. Yani... Özetinde herkes ya maddi veya herkes diyorum tabii genelleme yapıyorum arkadaşlar. Herkes değil yani bu, burada hayatını kuran da var. Genelde ama son dönemki gençler diyeyim artık yaşlı oldum yani 36 öyle hissettiriyor insana. Mesela artık daha 25-26 yaşındakilerden şey duyuyorum yani böyle. Abi işte vatandaşlığı aldım da giderim çekerim giderim buradan. Hani kimse de artık kalırım burada hayat kurarım değil bir garantimi alayım. Yarın öbür gün ne olur ne olmaz cebimde dursun başka yerlere gideyim. Para işte Dubai olur Amerika olur olmazsa yine geliriz falan kafası. Bunun bir benzerini de şeyde gördüm geçen. Kanada ile Kanada'da Kanada'da video çekenlerden benzer bir şey duydum. Şey diyorlardı hatta onlar. Kanada'yı birazcık eleştirerek anlatmışlar. Mesela Kanada, ben Kanada'da yaşamadım sonuçta gitmedim de onların anlattığını anlatıyorum. Kanada çok iyi promosyon yapıyor diyorlar. Yani kendi reklamını yapıyor. Hani Kanadalı olmak, Kanada şöyle bir deneyim. Herkes yabancı. Her, işte herkes yabancı olduğu için sen de yabancılık çekmeyeceksin falan filan. Ama aslında bunun realiti de hiç böyle olmadığına ve aslında bir yabancı için gerek iş, gerek kariyer, sosyal çevrede bir Kanadalı gibi yarışmanın çok zor olduğunu aslında işte orada da yabancıların 3-0 4-0 hayata 5-0 geriden başladıklarını falan anlatıyorlardı. Biraz onu ıı, Almanya ile kıyasladım. Aslında o yönden Almanya söz verme açısından çok dürüst. Çünkü Almanya burada kimseye şey sözü vermiyor. Mesela a, e, Alman devlet kanallarına bakın, İngilizce yayınlarına bakın. Hani buraya geleceksin, çok güzel sosyal hayatın olacak. İnsanlar çok mutlu, dışarıda dans ediyorlar, evleniyorlar hemen. Çok sıcak bir kültür. İşte biz dokunmayı seviyoruz, espri yapmayı seviyoruz. Hiç böyle demiyor mesela, anlatabiliyor muyum? Almanya böyle bir promosyon yapmıyor. Diyor ki işini bulursan Almanca B1, B2, C1 neyse işte mesleğine göre bunu alırsan çalışmaya başlayabilirsin. <laughs> yani Direk e, şu 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 şartları sağlarsan çalışmaya başlayabilirsin deyip tamamen seni zaten çalış işçi yani. Hani ki burada da kimse kendisini böyle Türkiye'de birazcık var ya beyaz yakalı olduğunda kendisini bir bok zannediyorlar falan. En çok da mutsuz olan kesim burada o. Ee, burada işçisiniz arkadaşlar. Hangi işi yaparsanız yapın. Yani Almanya'da zaten maaşlar okumuşlar arasında veya okumamışlar arasında o kadar benzer ki yani en fazla alacağınız birkaç yüz euro netto birbirinizden daha fazla yani. O da zaten hiçbir şey değiştirmiyor hayatta en fazla belki bir hafta sonra bir İspanya, İtalya tatiline fazla gidebilirsin falan filan gibi gibi yani. En çok da işte bu arkadaşlar tabii son dönemde gümlüyorlar. Çünkü sosyal hayat zaten bulunamıyor. E para da bir şey vermiyor falan. Ondan sonra olay Aa ben Kendimi garantiye alırım, buradan giderim olayına çıkıyor. Ben şunu da gördüm. Şimdi bu planlar yapılırken tabii konudan konuya atlıyorum farkındayım. Direkt aklıma geleni söylüyorum yani kusura bakmayın. Dışarı çıkacağım az sonra. Şimdi şu atlanıyor. Ben 19. yılındayım artık yurt dışında işte Almanya'da. Mesela vatandaşlığı alırım sonra şunu yaparım dediğiniz süreç bir zaten geliyorsunuz Almanya'ya bir bir sene bir buçuk sene işte dil öğrenmek ev bulmak zaten bu problemler hep anlatıldı. Bir bir buçuk iki sene zaten böyle geçiyor bir hayatınızın şokunu yaşıyorsunuz ya da her şey yolunda gidiyor denkliği alamıyorsunuz ondan dolayı az bir maaşa olmadık yerlerde çalışıyor özellikle doktor arkadaşlar onlar bunlar hep duyuyoruz anlatıyorlar. Zaten bir iki senen öyle gidiyor. Ondan sonra vatandaşlık süresini dolduruyorsun. Doldurduğum gibi vatandaş olmuyorsun. O işlerin bitmesi de bir neredeyse bir seneye falan yakın sürüyor. Ben de on ayda bitmişti. On ay, on ay, sürmüştü benim zamanımda. Ama o zaman 8 seneyi doldurma şartı vardı. O kalktı galiba. Ee, o geçen sürenin üstüne o da biniyor. Sen ondan sonra bir bakıyorsun. Hani ben çevrende bu versiyonu da çok gördüm kendi arkadaşlarımda. O vatandaşlığı alırım giderim planı da tutmuyor ya da tutamayabiliyor. Neden? Şunu gördüm mesela ben. O yani vatandaşlığı alırım buradan Amerika'ya giderim kafasında olan birkaç arkadaşım vardı. Abi anne babaları hasta oldu ve yani benim arkadaşım mesela sık sık Türkiye'ye gidip o ailevi işleri onun halletmesi gerekiyor. Yani yaşlı anne ve baba var. Başka da kimse yok yardım edebilecek bütün işleri çocuk buradan zıt pıt 3 saat atlayıp işte gidiyor. İmzalarım imzaları paraları nerelere ne yatıracak anasını babasına sağlık olayları personel ayarlamaları falan filan yapıyor dönüyor. Mesela bu Amerika'ya gitmek istiyordu dedi ki Abi, ben Amerika'ya gitsem anneme babama bakamayacağım. Mesela benim duruma sebebim bu dedi. Ondan sonra başka yine böyle bir çift arkadaşım vardı. Onlar da yani hiç için çok da iyi insanlar ama sosyal olarak işte bir türlü istedikleri şeyi bulamadılar. Aa, biz şey vatandaşlığı oturumu alalım, süresiz oturumu alalım, gideriz gideriz. Hep kafa buydu. Abi sonra çocuk oldu. Çocuk oldu sonra çocuğun sağlık problemleri işte sonra okulunda mutluydu falan filan derken onlar da zaten 30'ların sonunda gelmişlerdi. Aradan 6-7-8 sene geçti. 30'un sonuna geldiler. Şimdi diyorlar ki gideceğiz de ne, hangi amaçla şeyle gideceğiz? 40'ımıza geliyoruz çocuk var. Hani mesela onlar da o motivasyondan kaybettiler. Ya da mesela başka arkadaşım var. O da böyle çok kız arkadaşımız arkadaş falan yapamıyordu. Neyse hep gideceğim gideceğim falan filan. Ondan sonra o da tam aldı kağıdını iş, işlerini halletti. Burada bir kızla tanıştı. Ciddi ilişki ama yani. Ben yani evlenecek, Mesela o da gitmekten vazgeçti. Tabi bunun için dediğim gibi işte hastalıklar giriyor, yıllar giriyor. insan o yıllar içinde değişiyor. Ha bu arada şunu söyleyeyim. o Bu anlattığım trend de kimseden mesela şunu duymuyorum. Ha bu buradan gideceğim. Aa, çünkü Dubai'de arkadaşlarım daha mutlu yaşıyor. Dubai'ye Dubai gideceğim çünkü orada daha mutluyum. Kültürü çok hoşuma gidiyor, dil çok hoşuma gidiyor. İşte Dubai'nin gö gökdelenleri, insan hiç daha bunu du duyan görmedim mesela. Bence biraz o orada da ben şimdi Dubai örneği veriyorum kendi arkadaşlarımdan çünkü en çok ya Dubai hani duyuyorum ya da işte Amerika falan özellikle para kazanmak isteyenler orayı şey söylüyor. Onları duyduğum için söylüyorum. Yine Amerika'yı kültür olarak anlayabiliyorum ama mesela işte kimse Dubai alternatifini söyleyen arkadaşlarımın hiçbirinden şeyi duymuyorum. Abi gideceğim orada yaşayacağım ya artık her gün 50 küsur derece sıcak güneş derece oh işte Arapça çok seviyorum her gün Arapça konuşmak istiyorum falan hiç bunları duymuyorum yani. Dolayısıyla uzaktan do <laughs> Davul'un sesi biraz hoş geliyor galiba hepimize. Ben de zaten arada bir böyle bir yerlere gitme planları yapıyorum. Sonra diyorum acaba burada çok iç şey olduğumuz için mi işte hava soğuk insan etkileniyor kışın özellikle falan acaba dedim biraz duygusal mı düşünüyoruz falan. Neyse onları anlatmayacağım ben sadece kendi gördüğüm trendi söylemek istedim. Eskiden buraya gelirim yaparım derken burada kalırım hayatımı kurarım mutlu olurum. Şey varken son dönemde tek gördüm abi buradan vatandaşlığı alırım siktir alıp <laughs> giderim ama o da işte dediğim gibi çok kolay olmuyor arkadaşlar en basit ilk verdiğim örnek gibi yani bir adam anne babasına mecbur bakmak zorunda o işleri organize etmek zorunda işte diyor ki en azından Almanya'dan 3 saatlik uçakla gidiyorum, gidiyorum. yani illa her şey bütün hayat kontrolü de bizim elimizde değil aslında birçok farklı faktörler de arkada önemli bir rol oynuyor neyse onlara girmeyelim uyku modunda konuştum Dün çok geç geldim. Neyse ee, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Dışarıdan geliyorsanız bir sonraki videoda görüşmek üzere.